Herkesin bir sonbaharı vardır. Kiminin yaşamadan yaşlandığı, kiminin yaşlanmadan yaşadığı. Ben de buna şunu ekliyorum. Herkesin bir sonbaharı olduğu gibi bir ilkbaharı da vardır. Kiminin yaşamadan gençleştiği, kiminin gençleşerek yaşadığı. Çünkü bence önemli olan hiçbir şeyin kalıcı olmadığı bu dünyada anın tadını çıkarmak. Her şey geçici, mevsimdir bu, gelir geçer. Çetin geçen kara kışlar olacak ki yazın güzelliğinin tadını anlayalım. Öyle değil mi? Önemli olan mevsim değil. Önemli olan senin mevsime göre ya da her duruma verdiğin tepki ve hayata karşı duruşun. Mevsim ya da hayatın getirdiği her ne olursa olsun, hayata bakışın güzel olsun. Her ne yaparsan yap, içinden geldiği gibi keyif alarak yap. Umut dolu, tüm zorluklara inat, gönlünün hep çılgın olması ve deli dolu istediğin gibi yaşayabilmektir hayatın kuralı. Kimseye zararın olmadığı sürece sorun yok. Yarışın sadece kendinle olmalı. Bir geriye değil, bir ileri adım atabilmek adına. Hayat çok güzel ama kısa. Üstelik her geçen saniye çok değerli. Kimse için üzülmeye değmeyeceğini öğreneli yıllar oldu. Sevgi ve saygı tabii ki vazgeçilmesi ama bir şart. Değer denen olgu karşılıklı olduğu sürece güzel. Terazinin ivrisi biraz kayarsa denge bozuluyor. Bu arada bir şey daha ekleyeyim. Kim ne demiş, kim kiminle gitmiş ya da kim kime ne yapmış umurumda bile değil. Benim olan benimdir. Gerisi misafir. Beni, benim yaptığım, düşüncelerim ve kendi vicdanımı ilgilendirir. Huzurluyum ya, gerisi hikaye. Boşuna yazmadık değil mi? Kılçıksız 46'yım ama. Ben de böyleyim işte. Kimine göre akıllı, kimine göre deliyim belki. Kimine göre havalı, kimine göre atarlı. Ama tek bir gerçek var ortada. Bilmiyorlar ki ben nabza göre şerbetim.